Hayallerinizi gerçekleştiren Amadeo'ya hoş geldiniz. Bugün diğerlerinden farklı olarak gerçekleşmiş bir hayal üzerinden, bir kurgu üzerinden hareketle bir başka bir yere doğru yola çıkacağız. Ve yanımda konuğum Kaan Songün. Abi ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bize hem kendini hem de bir de şu 5 Nisan'da vizyona girecek filmi tanıtır mısın bize ya? Hemen. Hemen. Artık şey oldu zaten, kendimi tanıtmaktan daha kolay filmle ilgili sadece konuşuyorum falan. Abi 15 yıl oldu herhalde tiyatroyla iç içeyim. Sonrasında işte okulu kazandık vesaire. Yollarımız Arda ile kesişti. İşte bu suç unsurunun yazanı ve yöneteni oldu sonra benim okuldan, oyunculuktan sınıf arkadaşım. Birlikte birbirimize tutunduk aslında. Ben tiyatro yapmaya hep devam ettim. İşte yanında seslendirme oldu, onu yaptım. Üstüne koya koya gitmeye çalıştık ama 2014'te dedik ki çok konuşuyoruz abi, ne oluyor, ne bitiyor, hani hep filmleri eleştiriyoruz, çok seviyoruz ama o zaman biz yapalım, hani bir başlayalım, hani nasıl olacak diye kısa filmle başladık. Biz de böyle başlayacağız büyük ihtimal. Hep filmleri eleştiriyorsunuz deyip sonunda bir süper kahraman filmiyle çıkacağız ortaya. Olur, olur canım, varız, varız. Sonrasında da tabii kısa filmlerden sonra da ilk uzun metrajımız Suç Unsuru ortaya çıktı. Arda'nın birebir yaşadığı bir hikaye, başına gelen bir hikaye. Diğer varyeteyi kuran bir üçüncümüz daha var, Behlül Berk Parça. Güzel de bir ismi var, böyle zor söylenmesi de zor, Behlül Berk Parça diye. Sonra üçümüz bir arada varyeteyi bir araya getirdik ve işte Suç Unsuru'nu hayata geçirdik. Berk'le Arda bu olayı birebir yaşadılar ve sonrasında hani gökten senaryo geldi herhalde deyip Arda bunu fark edip üçümüz bir araya gelip ne yapabiliriz diye umarız iyi bir şeyler oldu. 5 Nisan'da da göreceğiz artık. Eğlencenin dibine vurduğun, biraz böyle o boşalttığın günlerden birindesin. Gidiyorsun işte, o bar senin, bu bar benim, takılıyorsun falan. Ondan sonra biraz böyle şey yapıyorsun yani, hani ortamı kokluyorsun. Kokluyor. Kafanda şey oluyor böyle artık, böyle hey be, güzel işler yapıyoruz arkadaşlar falan, birbirinize sarılıyorsunuz. İşte günü kutluyorsunuz, işte şerefe kaldırıyorsunuz. Kaldırıyoruz, ayağı havalara kaldırıyoruz, tutuyoruz falan. Atlatıyorsunuz, atıyoruz, birbirinizi falan. Dönüyoruz falan. Böyle gecenin böyle sabaha karşı artık, böyle gün aydınlanmadan hemen önce böyle senin böyle artık kafanda uyuyayım artık, yarın hiçbir şey yapmayayım kafandan yatağına yatıyorsun. Gayet güzel kıvrılıyorsun yatağına, uyuyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Evindesin, güven ortamındasın, huzur içerisindesin. Ne olabilir ki diyorsun. Sabaha karşı saat 7'de tak 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 diye kapı çalmaya başlıyor abi. Ama böyle öyle bir çalıyor ki yani yıkıyorlar ortalığı. Vuruyorlar böyle. Uyanın. Abi ne güzel yatmıştık ya o saniyeci, ben bir şey. Çalıyor abi, hala çalıyor. Zile basılıyor, çalıyor. He ooo diye sesler geliyor arkadan falan. Kalkın lan, kalkın! Ne yapıyorsun abi? Kalkmıyorum abi, inanmıyorum. Ya öyle bir şey olamaz çünkü. Devam ediyor abi çalmaya falan. Abi artık yok, yalandır ya. Rüyamda falandır, bir şey olmuştur yani. Abi böyle öyle bir çalıyor ki zannediyorsun ki kapıyı kıracaklar artık yani. O zaman açayım ben. Tamam. Açtım kapıyı. Açıyorsun abi. Açtım. Polisler var. 6-7 tane polis don diye evine giriyorlar. Çekil, araba emrimiz var bilmem ne falan diye böyle içeri dalıyorlar abi. Bütün giriyorlar, başlıyorlar böyle. Bir tanesi daha diğerlerinden böyle komiserim momserim diyen tip var bir tane herkesin. O böyle geliyor, salonun ortasına kıvrılıyor böyle, oturuyor. Sigarasını yakıyor bir tane. Ne oluyor evimde, sen ne yapıyorsun? Gel hele de gel diyor, otur karşıma otur diyor. Nereye geleyim, karşına oturayım, merhaba, merhaba. Bırak diyor Sıloğlu şimdi, otur karşıma. Oturdum. Ver bakayım kızım diyor, yanında bir tane kız var, çıkarıyorsan al diyor, bak arama emri bu da diyor. Sizin diyor evinizde, çok baktım diyor, alıyor, sizin diyor evinizde suç unsuru varmış diyor. Aa, gerçekten mi? Evet. Neymiş ki acaba? Onu bize sen söyleyeceksin. Delikanlı diyor. Biz bilmiyoruz o işleri diyor. Abi suç unsuru ne? Sen suç unsuru ne bilmiyor musun? Bilmiyorum abi. Siz buradasınız. Siz geldiniz. Kapıyı kıracaktınız az önce. Ben donumla kalktım yataktan. Bırak, hadi bırak bize bu böyle masumum ayaklarını. Bırak diyor. Suç unsuru ne? Sen çok iyi biliyorsun. Hani diyor böyle tabanca, hani diyor böyle silah. Bir şeyimiz yok. Yani bak bizi uğraştırma. Varsa suç unsuru söyle, biz şimdiden ayarlayalım onu diyor. Abi şöyle bir oyun oynayalım mı? Sıcak soğuk.
Siz böyle yaklaştıkça biz sıcak diyelim, uzaklaştıkça soğuk. Nasıl? Sen bana dalga mı geçiyorsun lan diyor. Komiserim komiserim diyor, bir yandan içeriden biri geliyor. Komiserim bulduk bulduk diyor. Ne buldun lan diyor. Ne buldun, ne bulmuş acaba? Abi bir bakıyorsun, tamam mı? Bir bakıyorsun böyle bir kasa evinde, açmışlar kasayı. Abi taramalı tüfekler, silahlar, bombalar. Komiserim diyor, bir tanesi böyle şey yapıyor abi. Bir tane duvarın var senin orada. O duvarını zorlamış. Duvarını böyle pşşş diye geliyor. O duvarın içinde tank var abi böyle. Duvarın tank içinde duruyor. Tank var. Tank duruyor. Komiserim diyor, bulduk teröristi yakaladık diyor. Bravo. Gerçekten bravo. Yani özellikle o kımanız ve çekmenizle bunu başarmanız gerekiyor. Sen otur bakayım şuraya. Hemen diyor kelepçeleyin bunu diyor. Benim seni alıyorlar böyle. Abi bir abi lütfen. Bunlar ne? Açıkla diyor. Kalaşnikov var diyor. Kalaşnikov. Abi Kalaşnikov. Kalaşnikov. Kimin diyor bu Kalaşnikov? Bu arkadaşımın. Şu arkadaşım. Şu sakallı kim? Yanında oturuyor ya. Senin yanında kimse yok. Hayal mi görüyorsun diyor. Cevap ver bana, kimin bunlar? Pat diye bir tane koyuyor abi suratına. Abi. Su getirin lan diyor. Bir kova su getiriyorlar böyle. Tutuyorlar kafanı. Suyun içine böyle. Tekrar çıkarıyorlar. Cevap ver lan şimdi diyor. Abi. Kim bu? Kimin bunlar? Nereyi bombalayacaktınız? Abi ne bu? Abi ne bu? Konuşma diyor. Su. Tekrar çıkarıyor kafanı. Konuşma diyor. Söyle şimdi diyor. Konuşma mı? Abi konuşmuyor. Konuşmayayım mı? Ne diyorsun lan ben? Çok konuşma. Sadece sorularıma cevap ver diyor. Tamam abi. Tamam diyor. Anladım ben seni diyor. Oğlum diyor, ver diyor bir tane sigara şunu diyor. Bir tane sigara veriyorlar abi sana. Yapıyorlar böyle. Bak delikanlı adamsın sen diyor. Bize diyor bu silahları evinde ne işe yaradığını, ne yaptığını söylersen diyor. Biz şimdi bu evinden gideriz. Kelepçeni çözeriz. Huzurlu bir hayata. Bırak dökülsün kül diyor. Huzurlu doğru, bir hayata. El senin değil ki komiserim. Dökülsün tabii ya. Ya şu bir galoş maloş getirseydiniz be abi. Bir galoş giyeydiniz ya. Daha yeni temizlik yaptık biz burada ya. Ortalık su ya, boğuldu abi. Her yer su. Senin evinde silah çıkmış. Sen hala bana artistlik yapıyorsun. Hala. Sokun lan. Yürütüyorlar, sokuyorlar. Kaldırın lan. Bu silahlar kimin açıkla? Abi vallahi ben bilmiyorum. Silahlar falan kimin? Ben hangi silahlardan bahsediyorsun? Abi bayağı bakıyorsun, kalaşnikovlar falan. Hakikaten tanklar, tüfekler hepsi evinden çıkmış yani. Seni diyor, şu anda mevcut durumdan kurtarabilirim. Mevcut durumdan? Mevcut durumdan kurtarabilirim. Nasıl? Ama diyor. Ama. Benim için bir şey yapman lazım önce. Bakalım ne diyor. Ver bakalım. Neyimiz şansın. Ama diyor. Bu odadaki herkesi öldürmen gerek diyor. Yani şöyle söyleyeyim oğlum diyor. Atıyor önüne bir tane Kalaşnikov. Diğerlerini de atıyor birer Kalaşnikov. Çıt diyor. 60 saniyen var. Dağılın diyor. Herkes evin bir yerine dağılıyor böyle. Ben de filme giriyorum değil mi? Tabii ben canım. Aradığım film ya. Sabah uyandığımda bunu bir hayal etmiştim. Herkes zaten bir yerde. Kimisi çiğin altına menzilleniyor. Kimisi bağırıyorlar böyle. 30, 29, 28, 20 saniye kaldı. Ne yapacaksın? Silahlar var bu arada. Ortada el bombası var. Belki biraz donanabilirsin. Sis bombası var. Sis bombası var. El yani bombası var. Hemen depola bak. 30 saniyen var. Depola. Yok, size gerek yok ya. Tamam, ne almayacağım sonra, ne yapacağım ben? Bana söyle, bir sis bombası aldın mı? Almıyorum onu. Tamam. Gözlük aldım bir tane hocam, çok güzeldi böyle. Gözlük var, gözlük tamam. Gözlük çok iyi ama böyle. Aldın. Evet. Başka? Gözlüğüm. Dur, gözlüğü takayım hocam. Tamam. Oo. Sis bombası almadın. El bombası var, alıyor musun? 20 saniyen kaldı, çabuk. El bombası bir tane aldım. Şu cebime sokayım. Tamam, biraz ekstra şarjör almanı tavsiye ediyorum. Şarjör alayım. Şarjör de aldım. Aldım, tamam, toparladın. Ha, şu şeye koyayım ya, şuraya sokayım. Şöyle. 5, ses geliyor. 4, 3, soyunum hocam. 2, 1. Abi bunlar yardırıyor. Diye yardırıyorlar. Ben abi, vuruluyor muyum? Ben bak, ne yaptım ben? Salondasın, tamam mı? Evet. Salondasın. Senin salonunu biliyormuş gibi davranacağım. Tabii. Salonda bir tane şey var, ikili koltuk var. Onun arkasındasın sen. Bir tanesi de salonun şeyinde, kütüphanenin arkasına saklanmış. Senin ilerisinde orada duruyor. Salonda başka hiç kimse yok. Toplamda 6 kişiler. Salondaki adam böyle kütüphanenin odan diye şeye, senin ikili koltuğa ateş edip biri saklanıyor. Pis.
Abi onu böyle kattığın an seni şey yapabilir böyle. Yapabilir. Bir şey yapman lazım. Yanına aldıklarını düşün. El bombası var. At abi. Attım. Abi el bombasını atıyorsun. Tabii ilk el bombası atışın olduğun için. Çok atmışım. Biraz adamı geçiyor. Adam da böyle bakıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Derken patlıyor adam. Senin tabii kütüphanenle birlikte orası yıkılıyor böyle. Ama kütüphane gitti. Aynı kitaplar düşüyor. Böyle önüne bir tane Dostoyevski geliyor böyle yer altından notlar diye. Öyle yanıp yarısı yanmış. Yerin altından geliyor. Böyle yok. Kütüphaneden geliyor. Yuvarlanarak. Falan. Hafif bir kıvılcım var. Sönüyor zaten yanında. Abi salonda başka kimse yok. Salondan bir koridor açılıyor. Hole. Daha doğrusu hole giriliyor. Hol'ün orada seni bekleyen bir tip var. Kitaplığın arkasında saklanmış. Sen de şeydesin abi. Hemen böyle salonun girişinde sağda. Salonun girişi sağda. Girebilirsin oraya yani. Tık 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 diye böyle atlayabilirsin. Tamam. Sen atlarken bir tane kurşun geliyor. Bir ayağını sekiyor. Değiyor ama girmiyor. Yanına sesle sekiyor. Sesle çıkarmıyorum o zaman. Ve atlıyorsun oraya abi. Atlayabiliyorsun. Kalaşnikov'un var. El bomban var abi. El bomban var. Ama bir tane kaldı. Bir de tüfeğin var. Belki evet, tüfeğin. Hangisini harcamak zorunda olduğunu. Bir de ekstra şarjörlerim var. Şarjörlerim var. Onlar. Şarjörler. Orada. Şurada. Çıkıyor. Tamammış onlardan. Tamammış bu yani. Adam böyle arkada duruyor abi. Arada atıyor ama boşa atıyor çünkü sen benim zillenmişsin evet. Yani. Evet. Arada çıkıyor. Evet. Abi bakıyorsun adam böyle şey gibi bilgisayar oyundaki non-person karakterler gibi bir şeyi var böyle ritmi var. Böyle her 3 saniyede bir yapıp geri gidiyor böyle. Bu ritmini çözsen ben o zaman. O zamanlamasını hissetmeye çalışsan. Vuruyorsun abi herifi. Herif yavaş çekim bir biçimde diye şey yapıyor. Dört diye bağırıyor arkadan biri. Biri de komiser bağırıyor. Duyuyorsun yani. Üç diyorum ben de. Anlamsız. Hayır. Dört kişi kaldı yani. Ha doğru. Sen üç diyorsun. Hadi ekşerden şey geliyor böyle. Abi koridorun yani holün bitti. Koridorun devam ettiği bir yerde tuvalete saklanmış bir tip var. Koridorun sonunda bir tane şey var. Oda var. Bir de sağında oda var. Şimdi tuvaletin oradan bir tip böyle ayna çıkarmış. Şöyle sana doğru bakıyor. Seni görünce geri şey yapıyor. Sonra tüfeğini böyle geriden rastgele sallıyor. O adamın kurşunlarının sana sekme olasılığı nişan alan tipten daha zor. Çünkü yani mümkün değil böyle arkaya sıkarak. Tedirgin o, korkuyor muhtemelen. Korktu benden. Büyük ihtimalle bir korkusu var. Evet, çünkü iki kişiyi haşladın yani. El bombaları falan. Yaptım. Bir tane attım ya ben el bombası. O pimi kaldı benim ağzına. Şey oldu, onu ben çıkardım, koydum buraya biraz öncesinde. Onu böyle şaşırtmak için atayım. Abi yaptın onu, kabul. Atıyorsun şaşırtmak için koridora. Sen onu atar atmaz herif aa diye çıkıp koşmaya başlıyor şey hole doğru. Şu anda senin önünden geçiyor. Hayır. Çelme takıyorum. Tam düşüyor yere. Vursan abi. Tamam, dur. Bıçak diyeceğim falan dedi. Çelme düştü ah dedi böyle. Tokatlıyorum. Aa tokatıyor. Bu arada düşünce silah böyle bu tarafa gitti. Gitti. Şeyi fark ediyorsun. Adamın böyle üzerinde bir tane el bombası var. Aa. Siz boğuşuyorsunuz böyle. Aa. El bombasını çekiyorum. Aa diyor adam böyle. O kadar manyağım ama yani. Kendim de patlayabilirim ama evet, riski alıyorum. Aldın ve ne yapıyorsun? Kaçıyorum. Abi kaçıyorsun. Burada zar atıyorum aslında tamam mı? Kaçıyorsun. Böyle hole doğru kaçıyorsun. Son dakika böyle patlıyor. Sen o patlamanın verdiği şeyle, ivmeyle böyle vooo diye ileri doğru uçuyorsun. O sana söylediğim son oda var ya, oraya böyle kafan çarpıyor, kapısı açılıyor, içeri doğru giriyorsun. Böyle bir tane oradaki yatağın arkasına şey yapıyorsun, düşüyorsun. O yatağın öbür tarafında da başka bir adam var abi. Üç diyor adam. Bu da yolun yolcusu yani belli. O da... Şey yapacağım ya, rahat bunu da hallederim gibi geliyor. Abi sen tam böyle bu hallederim gibi geliyor falan diye böyle böbürlenirken kendin... Şımarıyorum biraz. Oradan bir tane zış çıkıyor böyle, silahını çekiyor. Abi nereye nişan aldın diye. Abi yok. Özür dilerim, ben seni yerde ayarladım. Kaldırıyor. Abi, ben daha iyi. Ne oldu diyor lan, ne oldu diyor, ne oldu ha?
İşte siz böylesiniz diyor. Sizin gibi insanlar yüzünden işte diyor. Siz kötülüğü şey yaparken gaza geliyor. Tirata diyor. Tirata başlıyor. Sizin yüzünüzden diyor. Bu terörizm her yere yayılıyor. Bakın bize bakın halbuki. Bizde hiç böyle şeyler yok. Yok. O bir fil hakika diye devam ediyor. Konuşuyor. Anlatıyor. Anlatıyor. Olmaz ki kardeşim diyor. Koyuyor böyle silahını, bir sigara yakıyor. Böyle saçmalık olmaz diyor. Bak Kaan'cım diyor. Bunu diyor doğru düzgün bir şekilde yapsaydın diyor. Bak şimdi birbirimizi vurmuyorduk diyor. Ha? Şimdi ben seni vurmak zorundayım diyor Kaan. Ha? Evet. Ne yapacağız diyor. Ne yapacağız? Yani vuracağız. Oğlum elinde Kalaşnikov var sana bir sürü fikir veriyor. Sana beni. Yok hiç ben muhabbete dalmışım. Ya konuşsak çünkü çözebileceğiz. Ben de sıkmak istemiyorum aslında diye. Tamam belki konuşarak çözeceğiz. Belki konuşarak çözeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Kaan seni öldürmek zorunda. Şunlara silah çekmeyen diyor. Adama ben çekemem hocam. O zaman diyor. Hayır. Diyor. Abi sen... atlayıp öyle bir adamı bu şey yapıyorsun ki kurşun buradan giriyor, çıkıyor. Sana doğru bakıyor böyle. Ne oldu şimdi? Ya da şöyle diyor. Sana bakıyor böyle diyor. Not like this. Not like this. Gidiyor. Matrix'te vardı ya. Tank mi ne ölüyor böyle? Tank, tank. Tank değil ya tank. Şey. Diğer iki o. Midyat da safe o. İşte bunlar aynen, aynen, ölüyor. Aynen. İki diyor içeride. Şeyi fark ediyorsun abi. İçeride iki tane adam var. Yani son odada bir tanesinin komiser olduğunu bildiğin bir de onun belli ki yancısı. Artık boss var orada. Bakıyorum dinlemeye çalışıyorum. Duymaya çalışıyorum onları. İçeriden şöyle bir ses geliyor abi. Bu kadar. Gidiyorum ilerliyorum adım adım. Koridordan doğru gidiyorsun. Evet. Artık silahıma davranıyorum. Kapının hemen eşiğindeyim. Kapı. Şu anda senin yani... Şurada olsun. Evet kapı yani vurduğun an açılacak ama seni bekliyorlar büyük ihtimalle dikkat et. Evet gölgeme de dikkat etmem gerekiyor. Abi, koyuyorum böyle. Abi sen kapıya öyle bir tekme koyuyorsun ki kapı yanlardan da çıkıyor. Böyle öne doğru gidiyor. Bunlar da orada bekliyormuş. Tak diye kapı üzerine geliyor. Düşüyorlar böyle. Seni kaybediyorlar. Şu anda yerde iki tane adam var. Birinin silahı elinde. Ötekinin silahı gitmiş. Senin elinde silah var. Kapı önde ne yapıyorsun? Tamam diyorum. Silahınıza eller yukarı. Diyorsun. Bir tanesi atıyor silahını o tutan böyle. Böyle duruyorlar böyle. Patronun, komiser oğlunun elinde sigara var. Sen kazandın oğlum. Tamam diyor. Sen kazandın. Al diyor silahlarımızı. Şimdi diyor. Evet Cengiz, İsmail, Toroman hepiniz diyor çıkın diyor. Onlar da böyle dublörmüş böyle. İnanılmaz özel efekt kullanmışlar. Hepsi çıkıyor yanına böyle. Bu silahları diyor biz koymuştuk. Çünkü bazen insanın macera yaşaması gerek. Biz bu maceramızı burada güzel bir şekilde yaşadık. Teşekkür ederiz. Sen kazandın. O yüzden biz bu evden gidiyoruz. Sakın bizi bir yere şikayet etme olur mu diyor. Aman estağfurullah abi niye şikayet edeyim? Kahraman bir halk yetiştiriyoruz polisler olarak. diyor. Evden gidiyor böyle. Bakıyorsun abi eve. Özel hepsi gidiyorlar böyle. Herkes elini sıkıyor. Görüşürüz abi falan. Görüşürüz abi. Bakıyorsun abi. Ev böyle talan içerisinde kalmış. Her yer dağılmış. Her yer çok kötü. Gitmiş. Böyle şey falan sallanıyor. Çünkü ne olsa plastik mermi de olsa girmiş böyle. İşte kapıdan böyle sarkıklar var böyle sallanıyor. Kapı böyle. Rüzgardan ses çıkarıyor. Kamera böyle zoom out olarak geri gidiyor. Seni böyle hırp gerçekten talan edilmiş, yerle bir edilmiş bir evle baş başa bırakıyorlar. Sırf daha iyi vatandaşlar yetiştirmek, daha güçlü yurttaşlar yetiştirmek için, daha fazlasını elde etmek için senin evinde şu anda inanılmaz senin de kazançlı çıktığın başarılı bir show yapılmış durumda. Sen bununla baş başa bir şekilde annenleri beklerken, sigaranı içerken film güneşe doğru gösteriyor objektif. Sen yükselmiyorsun. Objektif yükseliyor. Kaan çıkıyor. Komiserin kimici komiser işte Cevdet. Kaan üstünde Kaan son günü yazıyor falan. Böyle jenerik çıkıyor. Senin hikayen burada. Başarılı bir şekilde bitiyor abi. Çok teşekkür ederim benimle oynadığın için. Vallahi çok sağ ol. Çok keyifli. Şerefti benim için. Her zaman bekleriz. Film 5 Nisan'da sinemalara giriyor. Başarılarınız, gişeniz bol olsun diye şimdiden tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya bir başkasının hayallerini gerçekleştireceğiz. Haftaya görüşürüz. Bay bay.